vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Ömer radıyallahu teala an eytan kâle beynemâ nahnu cülûsün inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin izdale aleyne racülün şedîdu beyâz-ı siyâbi şedîdu sevâd-ı şâni nâ yura aleyhi eser-ü sefer ilâ âhiril hadîs-i şerîf. Sadaka Rasûlullah. Kardeşlerim, İmam-ı Nevevi'nin El-Erba'un 40 hadis kitabından 3. hadis-i şerifimize geldik. Şimdi 3. hadis-i şerifi işleyeceğiz inşallahü teala. Yine bir önceki hadis-i şerifi rivayet eden ravi burada da karşımıza çıkıyor. Kimdir o? Hazreti Ömer İbni Hattab radıyallahu teala efendimiz. Eytan kale beynemâ nahnu cülûsün inde Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Biz diyor bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz bir esnada İzdala'a aleyna racülün şedidu beyazı siyami şedidu sevadi şari da yura aleyhi eseri sefer, eseri sefer. Bir zat çıka geldi. Bembeyaz giysili, simsiyah saçlı, üzeri de pırıl pırıl. Hiç seferden gelen bir zatın görüntüsü yok. Aynı zamanda وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا حَدٌ Hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oraya gelip Peygamber Efendimizin huzuruna oturuncaya kadar onu içimizden kimse de tanımıyordu. Yani uzaktan geldiği malum bir zat ama şey yok. Sefer eseri yok üzerinde. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ Dizlerini Peygamber Efendimizin dizlerine dayadı, yasladı ve vada'a kaffeyhi ala fakhizeyhi ellerinde kendi dizlerinin üzerine koydu. Kale dedi ki, yani burada esas kardeşlerim talebenin nasıl oturacağını öğretiyor bize. Yani Cibril-i Emin aleyhisselam, tabi bu Cibril hadisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda talebenin nasıl oturacağını öğretiyor bize. Namaz oturuşu gibi yani. Tahiyyatta oturduğumuz gibi. Zaruret olmadıkça. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda sahabe efendilerimiz genelde dizüstü otururlardı. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh bazı kere bağdaş kurardı. En fazla bağdaş kurulmuştur kardeşlerim. Ve kâle ya Muhammedu ehbirni yani l-islam. Dedi ki bu zat, ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. İslam'ı anlat bana. İslam nedir yani? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular. El-İslam en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqime salate ve tu'tiye zekate ve tasume ramazane ve tehuccel beyte in istada'te ileyhi sebile. İslam'ın 5 şartını. Birincisi buyurdular kelime-i şehadet getirmendir. Efendim ikincisi namaz kılman, üçüncüsü zekat vermen, dördüncüsü Ramazan-ı Şerif'te oruç tutman, beşincisi ise efendim eğer gücün yetiyorsa hacca gitmendir buyurdular. İslam'ın 5 şartını saydılar. Fakat Peygamber Efendimiz muhtelif zamanlarda başka rivayetlerde de İslam'ın mesela 8 pay olduğunu bize bildirmişlerdir. Yine bu 8 payın içinde birincisi İslam. Yani kelime-i şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonraki pay namaz kılmak. Yine sırasıyla zekat vermek. İşte Kâbetullah'a, Kâbe-i Muazzama'yı hac etmek, tavaf etmek efendim. Sonra oruç tutmak ve dahi cihat etmek. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak diye de İslam'ın 8 pay olduğunu bize bildiriyorlar. Yani cihat da İslam'ın bir payı sayılıyor. İyiliği emretmek de İslam'ın bir payı, emri bil maruf. Nehyanil münker kötülükten alıkoymak. Dolayısıyla emri bil maruf ve nehyanil münker ne oluyormuş? Aynı zamanda İslam'ın da şartlarından oluyormuş. قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ Dedi ki doğru söyledin ey Muhammed soran sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki biz şaşırdık. Hem soruyor hem de tasdikliyor yani onaylıyor biliyormuş gibi.
قَالَ فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ Bana imandan haber ver ey Muhammed diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدِرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın 6 şartını saydı. İşte Allah-u Teala'ya iman etmen, Allah-u Teala'nın meleklerine iman etmen, Allah-u Teala'nın kitaplarına iman etmen, Allah-u Teala'nın rasullerine iman etmen, ahiret gününe yani ba'as gününe, öldükten sonra dirilmeye iman etmen ve dahi hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine yani kadere iman etmen buyurdu. Bu 6 şartı saydı kardeşlerim. Bu 6 şartın içinde tabi ne var? Ahiret gününe inanmak. Ahiret gününe inanmanın içinde ne var? Cennete inanmak, cehenneme inanmak, sırat köprüsünün varlığına inanmak, mizan terazinin kurulacağına inanmak, amel defterlerinin dağıtılacağına inanmak vesaire vesaire. Yani öldükten sonra dirildiğimizde olacak bütün vakalara, olaylara inanmak, Kur'an'ın ve sünnetin azimuşşan sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği her şeye iman, ahiret gününe imanın içine girer. Burada bir de ne var? Ve kadere iman etmek geldi. Yani ve tü'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Kadere iman etmek o zaman imanın şartlarındandır. Dolayısıyla kadere inanmayan bir kimsenin imanı nedir? Ne olur? Eksik olur. Basra'da efendim Yahya bin Yamer radıyallahu anh işte tabi'in tabakasından hazreti bir adam çıkmış konuşuyor. Mabet el Cüheni diye kaderi inkar ediyor. Kader diye bir şey yoktur diyor. Olan şey anında olur. Allah-u Teala olacağı önceden bilmez. Veya ne olacağını sonradan efendim haberini o da sonradan öğrenir yani. Allah-u Teala ilmiyle önceden bilmez dese zaten ilmini inkardan Cenab-ı Hakk'ın dinden çıkacak. Ama ne diyor? Allah-u Teala olayları bilmez. Efendim dolayısıyla ona göre tedbir, takdirat yoktur. Nedir? Olay olduğu vakit Allah-u Teala da bizimle beraber bilir gibi bir efendim inanışa efendim tabi olmuşlar. Yani sapıtmışlar. Kaderi inkar. Tabi'in döneminde başlıyor. Radıyallahu anhü mecmen haziratın döneminde. İşte bu ilk inkar eden Mabet el-Cüheni denilen zındık adam. Kaderi inkar. Oysa Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Benim ümmetimin kaderi inkar edenleri ümmetimin mecusileridir buyuruyor. Mecusiler. Niçin? Çünkü hayrı da yaratan, şerri de yaratan kimdir? Allah'tır. Celle Celaluhu ebası ya hayrı yaratan Allah'tır da Allah kuluna şer yaratmaz ki. O zaman senin demene göre şöyle bir durum oluyor. İki tane ilah var. Birisi hayrı yaratıyor, ötekisi şerri yaratıyor. Buradan bu çıkıyor. Çünkü hayrı yaratan Allah'sa Celle Celaluhu şerri yaratan Allah değilse o zaman şerri yaratan kim? Allah-u Teala hayrı da şerri de yaratandır. Fakat senin ne amel edeceğini bilerek Cenab-ı Hak ilm-i ezeliyle bilmiştir. Dolayısıyla sen iradeni şerre kullanacaksındır bunu bildiği için senin hakkında şer takdir buyurmuştur, yazmıştır. Yoksa Allah-u Teala kuluna zulmettiğinden değil. Allah-u Teala kuluna zulüm etmez. Dolayısıyla buradaki mukadderat neden mütevellittir? Allah-u Teala'nın ilm-i ezeliyle kulunun nasıl biri olduğunu, olacağını bilmesinden dolayıdır. Yani kul kendini öyle yazdırmıştır. Yoksa Cenab-ı Hak seni efendim şerli yazdı diye şer işlemiş olmuyorsun. Burası ince bir şeydir. Burayı çokça dinlemek, tekrar etmek lazımdır. Dolayısıyla kader konusunda bu efendim Yahya bin Yamer denilen zat diyor ki biz hacca umreye gittiğimiz zaman da Peygamber Efendimiz'in ashabından bir takım zatları görürsek onlara bu işi soralım. Ya bu Mabet el-Cüheni ne diyor yani? Bunun durumunu soralım. Geliyorlar bir de bakıyorlar ki Hazreti Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh mescide giriyor. O sırada ya emiral müminin filan yanına gidiyorlar. Hazreti Abdullah diyorlar ki ya bizim oralarda bir adamlar çıktı türedi. Bunlar namaz kılıyorlar, ilmi araştırmalar yapıyorlar, ilme de önem de veriyorlar. Efendim bizim gibi ibadet ediyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar filan ama kaderin varlığını kabul etmiyorlar.
kaderi inkar ediyorlar. Dolayısıyla biz bunlara ne diyelim, ne yapalım? O da diyor ki, mübarek, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, bir daha onları görürseniz, onlarla karşılaştığınız vakitte deyin ki, ben onlardan beriyim, onlar da benden beridir. Vallahi Allah'a yemin ederim ki diyor, onların birinin Uhud dağı kadar altını olsa, onu Allah yolunda tasadduk etse, gene de kadere iman etmedikçe Allah-u Teala onların hiçbir tasaddukunu, sadakasını kabul etmez buyuruyor. Dolayısıyla devamında da ben bu hadisi şerifi babamdan işittim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan duyduğu hadis-i şerifi bizlere aynen olduğu gibi efendim iletiyor. Kale devam ediyor. Fe akhbirni anil ihsan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana ihsandan haber ver diyor. İhsan nedir? Kale Efendimiz en te'budallâhe kenneke terâhu. Allah'ı görür gibi ibadet etmendir Celle Celaluhu. Namaza durdun, Allahu Ekber. Cenab-ı Hak beni görüyor. Dediğin vakitte namazda huşu içerisinde kılarsın. Ticaret yapıyorsun, tartıya koydun, tartacaksın, Cenab-ı Hak beni görüyor. Mezurayı çektin, kumaşı ölçeceksin, Cenab-ı Hak beni görüyor. Nefis şeytan sana günah telkin etti, harama düş dedi, zina yap dedi, içki iç dedi, efendim kötü yola git dedi. O sırada Allah-u Teala beni görüyor dedin. Her halinde mümin efendim Cenab-ı Hakk'ın kendini Cenab-ı Hakk'ı görüyor gibi efendim olacak, olmalı ibadetinde kenneke tera fe illem tekun tera fe innehu yara. Allah'ı göremiyorsan bile Allah'ın seni gördüğünü bilerek ibadet etmendir. Şimdi sen Allah'ı görür gibi ibadet etmek bu yakın imanı gerektirir. Allah'ı görür gibi iman neyi gerektirirmiş? Yakın imanı gerektirir. Yani bunun için insanın çok çalışması, gayret etmesi, zikrullah'a devam etmesi lazımdır. Dolayısıyla buradaki yakın imanı kazanmak hakikaten zor olacağından çünkü görür gibi olmak vardır. Rüyada görmek vardır. Fakat Cenab-ı Hak acaba nasıldır? Neye benzer filan? Leyse kemisliği şey yok. Allah-u Teala'nın misli gibi hiçbir şey yoktu. Muhalefetün lil havadis. Yarattıklarının hepsine muhaliftir. Yani sonradan olan hiçbir şeye Cenab-ı Hak benzemez. Çünkü kıyam bir nefsi sıfatı vardır. Varlığı kendi nefsindendir Cenab-ı Hakk'ın. Celle Celaluhu ve Celle Şanuke. Dolayısıyla Allah'ı göremiyorsun ama Cenab-ı Hakk'ın seni gördüğünü bilerek ibadet edeceksin. Her halimiz, her anımız. Uyurken bile Cenab-ı Hak beni görüyor. Son uykum, acaba uyanabilir miyim diye duaları yaparak uyumak lazım. Efendim, hocam görmüyor ama Cenab-ı Hak görüyor. Efendim, şuurunda olmak lazım. Annem babam görmüyor ama Allah görüyor Celle Celaluhu. Ona göre davranmak lazım. Bunu çoğaltabiliriz arkadaşlar. Fe'akbirni devam ediyor. Anis saati. Bana kıyametten haber ver. Kıyamet nedir ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Kâlemel mes'ûlü anhâ bi'a'leme mine's-sâil. Efendimiz buyuruyor ki, kendisine sual sorulan sorandan daha bilgili değildir bu hususta. Yani ben de senin bildiğin kadar biliyorum. Sen ne biliyorsan o kadarından haberim var. Kâle fe'akbirni yani emârâtihâ. O halde bana diyor, kıyametin işaretlerinden, alametlerinden haber ver. Kâle entelidel emetu rabbetehâ. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cariyenin efendisini doğurmasıdır. Cariyenin efendisini doğurması nasıl olur? Yani buradaki mana şudur. Bir evlat annesine öyle bir davranacak ki sanki annesi onun kölesiymiş gibi. Bir insan kölesine nasıl davranırsa annesine öyle davrandığı zaman işte kıyametin alametlerinin zuhur ettiği zamandır. Yani bu zamandır. Bu zamandır. Bakıyorsun hanımına, efendim arkadaşlarına, dostlarına, herkese iyi ama annesine sanki annesi onun kölesiymiş gibi davranıyor. Dolayısıyla cariyenin efendisini doğurduğu zaman buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu zaman olmuş. Oysa Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve bil ve vassayna'l insane
ve vassaynel insane bil valideyni husna. Değil mi? Ve vassaynel insane bil valideyni husna. Biz insana Hafız Efendi. Biz insana annesine, babasına iyilik etmesini vasiyet ettik. Anneye babaya iyilik etmek. Annenin babanın sana dua etmesi. Bunlar çok mühim şeyler. İşte kıyametin alametlerini görüyorsak o zaman ne yapacağız? Hemen tövbe istiğfar edeceğiz. Biz o kötü ahlaklılardan olmayacağız, değil mi? Ekmelül müminine imanen ahsenuhum. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı kimdir? Ahlakı en güzel olanıdır. Efendimiz devam ediyor kıyamet alametlerini söyle buyurmaya. Ve entara al-hufate al-urate al-alete ri'a'i'ş-şa'i yetadavaluna fil bunyani. Sümmen tala. Ve buyuruyor yalın ayak, baldırı çıplak, fakir düşkün efendim sığır çobanlarını bina yapma yarışında gördüğün zaman kıyamet alametleri zuhur etmiştir buyuruyor. Yalın ayak, çıplak, fakir fukara, efendim giyecek bir şey yokken bir bakıyorsun gelmiş şehirlerde ne yapıyor? Sığır çobanı binalar yapıyor. Ya işte bugün çok bunlar. Sümmen talaka, sonra gitti. Demek kıyametin alametleri zuhur etmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediğinde 1441 sene evveldi arkadaşlar. Ortalaması. 1441 sene sonra Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediği zuhur etmiş şu anda. فَلَبِسْتُ مَلِيَّنْ Biz şaşkın şaşkın baktık buyuruyor ardından. Gitti. Bu soruları sordu, sonra tasdikledi, gitti. ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرْ اَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ömer gelen kimdi biliyor musun şu sualleri sor. Kultu dedim ki Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem kâle fe innehu cibrilü etâkum yuallimukum dînekum revâl müslim. İşte o gelen Cibril Emin de aleyhisselam size dininizi öğretmek için geldi. Velhamdülillahi rabbil alemin.